Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizden rica ediyorum. Allah rızası için. Bunu, videoyu beğenin. Beğenin üst sıralara çıksın. Yani şimdi 2 gün önce yaptığımız videoyu 3000 kişi izliyor. 200 kişi beğenmiş. Allah rızası için. Beğeniyorsan beğene bas. Beğenmiyorsan ayrı konu. Şimdi bugün size çok faydalı, yararlı bir bilgi anlatacağım. Parayla alamazsınız. Bakınız arkadaşlar. Bu semizotu. Bildiğiniz semizotu. Bu pazı yaprağı. Bu kereviz. Şimdi bunu niye size tanıtıyorum biliyor musunuz? Hani kuşlara mineral taşı diyorlar size ver ya. Mineral taşlarının üzerine tuz var, kuşların böbreklerini çökertiyor. Onun için kuşlarınıza tuz değil, mineral taşı değil. Doğal olanı vereceksin. Bunlarda doğal tuzun yanında inanamayacağınız şeyler var. Ben size şimdi bunları tek tek açıklayacağım. Arkadaşlar semizotundan başlıyorum. Bakınız şaka değil bunlar, gerçek. Semiz otunun içerisinde parsiyon, yağ, sodyum, karbonhidrat bitmiyor. Kalori, kolesterol, potasyum, protein, vitamin bol miktarda var. A vitaminleri, B1, B2, B6, C, E vitaminleri bol şekilde var. Nisain ve folat gibi özellikle de vitaminler içinde üst düzey mevcut. Neyin içinde? Semizotunun içerisinde. Bitmiyor arkadaşlar. Bakınız vitaminden hariç bir de minerallere bakın. Sadece semiz otunun içerisinde. Sayıyorum. K, C, F, M6, Na, P, Cu, Nz, Mn mineralları üst düzey var. Şimdi bunlar tabi tıbbi terimlerdir. Anlamayabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Doğadan alması gereken farklı 10 minerali sadece saydığım K, C, F, M6, Na, P, Cu, Nz, Mn mineralleri sadece semiz otunun içerisinde var. Potasyum, yağ, sodyum, karbonhidrat, kalori, kolesterol, potasyum, protein mineralleri tekrar var. Vitamin olarak A, B1, B2, B6, C, E, nisain ve polat olarak da vitamin var. Şimdi arkadaşlar kereviz. Bakınız kerevizi çok kişi bilmeyebilir. Bunları pazara gittiğinizde sorun, ne olduğunu size söylerler. Kerevizin içerisinde, aynı zamanda semizotunun içinde doğal tuz da var. Hani bazı yavrular dışkının içini emerler suyunu. Birçoğunu soruyorsunuz, abi niye emiyor bu dışkıyı diye. İşte tuz aradığından, sodyum aradığından. Şimdi kerevizin içinde ne var onları sayayım size. K vitamini, C, B6, potasyum, folat bulunmaktadır kafadan. Antioksidan ve mineraller bakımından da çok zengin. Doğal tuz kaynağı. Neymiş abi? Kereviz. Doğal tuz kaynağı. Yani güvercinden doğal. Şimdi bugün bir arkadaş yazmıştı bana, abi kuşlar tarlada bir ot var, direkt ona saldırıyorlar. Çünkü yaratılış gayesi itibariyle kuşlar ne alması gerektiğini biliyor. Onun için doğal bakın. İllas abi size yanlış bilgi vermez. Bak bunları da Google amcadan araştırın. Sıkıntı yok. Karoten bir adet yaprakta 12 adet antioksidan ek besin türü vardır. Kereviz de bu önceki saydıklarımın dışında bir adet yaprakta 12 adet antioksidan. Antioksidan nedir biliyorsunuz değil mi? Antioksidan ek besin maddesi var. Yani mikroba karşı bağışıklık geliştiren, mikrobu yok eden bir besin maddesidir antioksidan. Kerevizde de bunlar var. Gelelim pazı yaprağına arkadaşlar. Bunlara haftada bir gün verebilirsiniz. Korkmayın. Pazı yaprağında E, A, C, K vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, mineral var. Folik asit bakımından zengin. Ayrıca demir, ayrıca tuz var. Bakınız. Pazı yaprağında demir var. Tuz var. Folik asit bakımından çok zengin. Mineraller var, kalsiyumlar var, vitaminler var. Arkadaşlar bunları yapın, günlük olarak kuşlarınıza verin. Verin arkadaşlar. Bir, kümesi düzgün yapın havalandırmasını. Folluklarını iyi yapın. İçerisi dışkı kokmasın. Doğadan besleyin.
YouTube kanalımızda birçok video var. Doğal nasıl beslenir? Dut yaprağında 12 vitamin var, mucizedir. Allah-u Teala bir tek dut yıkanmıyor. Çünkü içinde antioksidan var, üzerine konan mikropları öldürüyor. Onun için dut yıkanmaz. Yaprağı onun için 12 tane vitamin içeriyor, çok değerlidir. Çok daha videom var. Lütfen YouTube kanalından takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğene basın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.